Evet arkadaşlar, Berlitz Dil Okulu'na geldim. Giriş burada. Hemen Berlitz tabelasıyla görüyorsunuz. Bizde asansör var. Asansörle birinci kata çıkacağız şimdi. Evet, asansörden çıktığımızda giriş katına geliyoruz. Sevgili Fergal bize yardımcı oluyor. Yılbaşı süslemeleri var. Geniş bir lobimiz var. Ve resepsiyon burası. Evet. Sınıflar, there are classrooms. I think. Sınıflar burada. Evet, burada oryantasyon toplantıları yapılıyormuş. Her pazartesi günü yeni gelen arkadaşlar için oryantasyon toplantısı yapıyorlarmış burada. Bu ekranda bir şeyler izletiyorlar sanırım. Biz de onlara bir bakacağız. Evet, öğrencilere geldikleri zaman okulla ilgili, binayla ilgili ve etraftaki şeylerle ilgili, genel olarak burada yaşayacakları işte resmi şeylerle ilgili bilgiler veriliyor. Ve böyle bir slideshow kullanıyorlar. Çok güzel. Evet, 16 sınıf olduğunu söyledi her katta, yani toplamda 3 kat 4 katta 16 sınıf olduğunu söyledi. Her sınıfta böyle bir akıllı televizyon var. Beyaz tahta olarak da kullanılabiliyor. İnternette bağlantısı da var dokunmatik olarak. Bu çok güzel bir şey. Sınıf düzenini şöyle bir göstereyim. Anladım. Evet. Maksimum 15 öğrencinin olduğunu söyledi ama genel olarak 5-10 öğrenci arası derslerde oluyormuş arkadaşlar. Şöyle bir, evet, burada bir bilgilendirme tahtası var. Hem etkinliklerle ilgili hem tarihlerle ilgili, ödevlerle ilgili. Evet, üst kata çıkarken şeyi sordum. Milletler arası şey, kaç işte, hangi milletten ne öğrenci, kimler var, hangi öğrenciler var diye. Genel olarak Brezilyalılar ilk sırada yer aldığını söyledi. İkinci sırada biz Türkler var. Üçüncü sırada Meksikalılar. Evet. Aynı tuvalet ve banyo. Burası ikinci katın lobisi. Burası da öğrenciler için bir hem dinlenme alanı olarak ayrılmış. Hem de bir mutfak, mikrodalga fırını var. Öğrenciler burada yemeklerini ısıtabiliyorlar. Ücretsiz çay, kahve ve yemeklerini yiyebilecekleri şeyler var. Evet, burayı ve bu alanı kullanmak öğrenci de ücretsiz, için ücretsiz. Burada da sınıflarda şu an dersler var. Her seviyede İngilizce eğitimi var arkadaşlar. Yaş başlangıçtan şeye kadar, iş İngilizcesine kadar. Kendisi onu belirtti. Özel dersler de veriliyormuş, özel kurslar. Evet, buradaki sınıflardan birinde şu an bir film izleniyor. Sordum, dedim derslerin bir parçası mı? Evet dedi. Bazen de derslerin bir parçası olarak, listening speaking olarak yapılıyor dedi. Bazen de dedi, hafta sonları rahatlamak için izleniyor dedi. Sonrasında film hakkında konuşuluyor dedi. Evet, şu an bir sınıfın içerisindeyiz arkadaşlar. Ders devam ediyor. Öğrenciler materyaller üzerinden ve birbirleriyle konuşarak derse devam ediyorlar. Great, thank you. Evet, Dublin Berlitz Dil Okulu'nu gezerken burada bir Türk öğrencimizle karşılaştık. Gamze ile beraberiz. Tacı kombini her şeyle bir star. Şimdi mikrofonu ona veriyorum. Nasılsın Gamze? Teşekkür ederim. İyi misin, nasılsınız? Teşekkürler, seni gördük. Çok daha iyi olduk. Nasıl gidiyor okul? Harika. Çok güzel gidiyor. Yenisin burada. Bir evet, aydır buradasın. Bir aydır buradayım. Dublin'e alışmak vesaire kolay oldu mu? Ya evet, zaten insanlar sıcak olduğu için yabancılık çekmiyorsun yani. Peki okul hakkında neler söyleyebilirsin bize? Okul çok güzel. Hocalarımız ilgililer, çok neşeliler, arkadaş gibiler yani, sizinle hiç bir hoca şey üslubu vermiyorlar. Sizinle birlikte arkadaşlarınmış gibi takılıyorlar. Mesela yukarıda şu anda eğleniyoruz, birazdan çıkacağız. Evet, orada bir ufak çekeriz. Çekeriz. Süper olur. Christmas kutluyoruz beraber çünkü haftaya tatil olacak. 2 hafta tatilimiz var. O yüzden eğleniyoruz yani, çok güzel her şey. Peki dersler zorlayıcı oluyor mu senin için? Yani zor değil ama zoru görmek zorundayız eğer öğrenmek gelişmek istiyorsak için, tabii evet, ki de, ama zoru görmek zorundayız yani.
Peki şey, listening, speaking, reading hangi senin çok zorlayan kısmı oluyor? Beni writing çok zorluyor. Speaking iyi ama writing çok zorluyor beni. Bu serinin başından beri söylediğim, ben de anlıyorum ama konuşmakta çok zorlanıyorum. Çünkü hiç pratiğim yok. Türkiye'de bizim hani pratik yapma gibi bir şansımız olmadı. Kara büktüm ben. Ama burada hem hocalarına hem arkadaşlarına speaking praktisi, ne derler? Evet, pratik yapıyoruz. Evet, pratik yapma imkanı çok oluyor. Sınıflar gayet güzel gördüğüm kadarıyla. Teknolojik sınıflar var. Evet. Sosyal etkinlikleri bol olarak gördüm. Sen henüz katılamadın ama önümüzdeki günlerde katılacaksın. Aynen öyle, katılacağım. Sınıfları da çekeriz isterseniz böyle. Bir aydır buradayım. B1 olarak başladım. 2 hafta sonra B1 Plus yapacağım. Hocalar çok ilgili. Yani sürekli seviye testi yapılıyor zaten. Yani burası da çok güzel. İngiltere okulunda arkadaşlar, ortamım, hocalarım hepsi çok güzeldi. Burası da ayrı olarak bir ilgililer. Yani kıyaslama yaparsam burası bir tık daha iyi olabilir diyebilirim. Ülkeyi sevdim mi? İrlanda'yı. Evet, İrlanda güzel, çok canlı. İnsanları çok neşeli. Çok arkadaş canlısı yani. Her şeye yardım ediyorlar. Bu bakımdan her kültürden insan da var zaten. Burada kültürleşiyorsun, farklı şeyler görüyorsun, farklı kişiler tanıyorsun. Yani bu yüzden de kişiliğin için çok etkili oluyor. Şu anda oğlumla beraberiz. Burada öğrenci, öğretmen, Gamze'nin öğretmeni, dil öğretmeni. Oğlum, can you introduce yourself, please? Hi, I'm Owen McEvitt. I'm a teacher here in Berlitz. I've been a teacher for around 6 years. And yeah, I've been teaching English all over the world. And now I teach here in Dublin. I have taught every level. I have taught people from 4 years old all the way to 76 years old. So yeah, this is Berlitz Language School. We teach English as a second language, or we call ESL. ESL, English as a second language. So people come from all over the world, and we like to mix the cultures here. We like to take students from different countries and put them together so that they must speak English in class. Maybe if you only have a class with Turkish people, you're only going to speak Turkish, right? But if you have a class with people from Turkey, people from Brazil, Chile, Mongolia, then the common language is English, and that's what we like to encourage. In the classroom, they must speak English, no other language. Only English in the classroom. Only English. Yeah, we really, really try. Only English, try to explain things in English. I can understand the people, but I'm very bad at never talking. Yeah. Oh, yeah? Because in Turkey, I have no practice. Conversation practice. Yeah, conversation practice. What should I do for the improve my speaking? In Turkey education, they learned only as what can I say, grammar. Grammar, reading, writing. Yeah. Vocabulary. This is not ideal because when you learn from a book, only the grammar point. Oh, today we're going to learn the past tense. This is not how real people talk in the real world. So my advice to anybody who wants to practice and study English is watch movies in English. Get the subtitles with the subtitles, and when they say something, try to repeat. And songs, listen to English music, try to listen a few times, and then you try to say the words the same way as the person in the song. That way it's perfect because you get exact pronunciation. Oh. What do you know about Turkey? What do I know about Turkey? You can say please. Only terrible things. No. What do I know about Turkey? I know good food, because in Ireland, our food is not so good. So we need to get people from countries who have good food. So in every town in Ireland, you'll find a kebab shop. So it's very, very popular with Irish people to go out for a kebab. So mostly food is what I know. Baklava. He asked me this morning, where is baklava? So mostly food is what I know about Turkey. Istanbul, you have Ankara, Trebizond, Manisa, most famous, Manisa, of course, most popular one. And how do you say Happy New Year in Turkish? Mutlu yıllar. Ooh, one more time, slow. Mutlu. Mutlu. Mean happy. Yeah. Yıllar is mean years. Yıllar. Mutlu yıllar. We can say it together. Yeah, okay. Ready? 3, 2, 1. Mutlu yıllar.